Merhaba arkadaşlar. Bugün kinetik markası üzerinden kişisel bulut nasıl yapılır onu öğreneceğiz. Şimdi cihazımızın arayüzüne girelim. Büyüteyim biraz daha okunaklı olsun. Şimdi buradan domain kısmına geldiğimizde cihaz kendine otomatik bir domain belirlemiş. Biz bunu kendimize göre bir domain seçeceğiz. Office 41 olarak yazayım. Burada arada yönetici şifresi ayarlanana kadar kullanılamaz diyor. Biz bu yönetici şifresini de ayarlayalım. Bu cihazı ilk defa kurulum yaptığım için video için kurulum yaptım. O yüzden daha önce ayarlamamıştım. Admin admin diye yazıp geçelim basit olsun. Şimdi tekrar Office 41 yazalım. Uzak bağlantı ayarlarını da verelim. Buradan bir uzantı seçin diyor. Name, link ya da Pro. Pro'yu seçiyorum ben. Bu kısımda bizim işimiz yok. Bu kısmı işaretlememize gerek yok. Sertifika almasını bekliyoruz bu arada. Yukarıda yazıyor. Sertifika aldıktan sonra erişim sağlanabilecek aldı sertifikasını. Bu aşamadan sonra herhangi bir yerde, herhangi bir cihazda bu uzantıyı, bu linki yazdığınızda modeminizin arayüzüne ulaşabileceksiniz. Aynı zamanda modemin arayüzüne ulaşır, ulaştığınız gibi ufak bir ayarlama yaparak akıllı cihazlarınız varsa evinize akıllı cihazlarında arayüzüne ulaşabiliyorsunuz. Çok merak edenler olursa o kısmı da çekerim. Şimdi bu cihazı şu an flash bellek takılı değil. Bir flash bellek takalım. Evet geldi flash belleğimiz seçelim. Flash belleğe veri yükleyebiliyoruz, veri indirebiliyoruz veya veri silebiliyoruz. Bu şekilde modem arayüzü üzerinden bulutumuza erişim sağlayabiliyoruz. Bunun ikinci bir yolu da WebDAV üzerinden. PTP server üzerinden kurulumunu anlatmayacağım çünkü ülkemizde statik IP biraz pahalı olduğu için kimse tercih etmeyecektir. WebDAV'da cihazımızda kurulu değilmiş onun kurulumunu yapalım öncelikle. Ayarlar, Sistem Ayarları, Lisen seçeneklerine tıklıyoruz. Burada web yazdığımızda çıkıyor direkt. Buradan yanındaki tiki işaretliyoruz. Güncellemeyi yükle diyoruz. Burada silinecek diller var. Bunlar bizim için önemli değil. Türkçe ve İngilizce'nin olması yeterli. Şunlar kaldırılacak. Hem cihazın yükü de hafifleyecek, daha güzel olacak. Bu arada diğer uygulamaları da buradan silip ya da yükleyebilirsiniz. Onaylayalım. Şimdi bu cihazın e, WebDAV e, sunucusunun e, setup'ını indirecek, yükleyecek, cihazı yeniden başlatacak. Bu işlemleri yaptın. Girişimizi yapalım. Şimdi gördüğünüz gibi WebDAV sunucusu geldi. Bunu aktifleştireceğiz. Ayarları da yapalım. Buradan e, flash belleğimizi seçelim. Erişim olacak cihaz olarak. Ben burada FTP Server'ın ayarlarını da yapacağım ama onu göstermeyeceğim şu an. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıda bir uzantı da gelmiş oluyor. office webdav yazıyor. Kopyalayıp yapıştıracağız. Modem arayüzü kullanıcı adı ve şifresini gireceğiz. Bu şekilde WebDAV sunucusu üzerinden cihazımıza flash belleğimize erişim sağladık. Tabi bunun mantığı WebDAV'ın mantığı böyle internet explorer üzerinden falan giriş yapmak değil. Bu programlar üzerinden WebDAV'la giriş yapabiliyorsunuz. Mesela akıllı TV'lerinize. Uygulama üzerinden bulut erişim yapabiliyorsunuz. Telefonlarınıza yapabiliyorsunuz. Her seferinde kullanıcı adı giriş şifreye girmekten ziyade e, uygulamaya tek tıkla direkt bulutunuza erişebiliyorsunuz. Bulutunuzdan veri çekip veya yükleme yapabiliyorsunuz. Eğer talep olursa yine tabi e, bir Android telefona, bir iPhone telefona ve akıllı TV'ye e, bulut erişimi kurulumu yaparız WebDAV üzerinden. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.